Sudur, portakal sudur. Ulan gerizekalı, portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor, sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be gerizekalı, dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam, biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın üçte ikisi sulardı kaplı. Bu gemi şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye ile mi çıkıyor? Öyle mi? Nasıl? Öyle oğlum, gülme lan, izah et bana. Şimdi ben sana şunu diyeyim. Bu dünyanın yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zekadan çıksın desin bana ki dünya yuvarlak. 15 dakika dönmüyor mu diyor? Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez, dönmez. Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı, ne boktan bilim adamı lan? Onlar ne anlar bilimden, ilimden ya? Hangi bilim adamı? Gelsin bana izlesin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin izlesin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşma yüzüme bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok, onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum, dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öylece oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım ben. Söyle bakayım, ne söylüyorsun hadi. Şimdi, bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Ya da çevirsen ne olur? Parçalanır. Parçalanır. O ama bütçesine göre değil mi? Çapına göre. Dünya ne kadar büyük? Lan oğlum çap... Bir dur. Dünya bayağı büyük değil mi? Hani büyük, evet. Şeyle alamayacak. Büyük, evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle gelir. Oğlum, beni dinle beni. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. Abi etki. İkisi de aynı göre. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirsenin ne olur? Beni çeviremezsin zaten. Beni çevirecek olan önce kafasına sıkacak oğlum. Hayır. Sen onu hızını mısır bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu azaldır. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam üçte bir soru sorayım. Abi seni hocam, bir soru sorayım. Buyur gözüm söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin? Yani arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum ya. Söyle oğlum. Eğer para olursa söz. Seni uzaya göndersek, dünyanın o yuvarladığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır göndersek diyorum ya. Hayır, aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar Ağrı Dağı'nın arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik veya gidiyor Amerika'nın... O zaman uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. Niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini şey ettiler, açıkladılar. Belki izlemedin, internete bak. Kendileri mi yalanıyor? Evet. Oğlum onların hepsi birer film. Film. Bu dünya düz, bu dünya yuvarlak değildir. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var, tamam yer çekimi. Lan gözünü yiyin bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yiyen yer çekimidir bu? İlahi güç da. Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünyanın... Ya hocam değil. Anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam. Hala daha dünya yuvarlak i̇şte. Diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya, ne yuvarlak ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Hocam, yuvarlak sizin aklınız, kafanız yuvarlak dünya, ya. Dünya düz müdür yuvarlak? Dünya aklına göre düz, bize göre yuvarlak. Bu bana göre düz arkadaş, bana bunu kimse, hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenen zeki bir beyin gelsin izah etsin. Tamam, Ankara'da şey edelim, Ankara'da bir sempozyum düzenleyelim. Ben bunlara bak, resimlerle, delilleriyle beraber dünyanın düz olduğunu ispatlayacağım bunlara. Çünkü, ya gitmelerine imkan yok hocam. Yani aya gittik diyorlar ya, bunlar yalan. Tabii Kapadokya'ya gitmiştir. Onlar aya gittik zannediyorlar, tamam mı? Şimdi bunlar aya gitmediğini niye ispatlayan? Bak şimdi ben resimleri var bende. Resim mi çekmiş? Gölgenin izdüşümüyle ışığın vuruş şekli farklı. Bunu bilim adamları bile
Evet, bir ton mazotla gönderdik roketi. Öyle ya, bunu anlatamıyorum işte. Aya gitti bir ton veya beş ton mazotla. Hocam işte, yani bu insanların anlayamadığı taraf bu. Ama o kadar cahil insanlar var ki, adam ilkokulu bitirmemiş gelmiş orada yorum yapıyor. Lan ben 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 20 yıldır UFO'larla beraber görüştüm. Geldiler, bana resimleri getirdiler. Sürekli gidiyorum, sürekli gidiyorum. Ta yukarıda bizim buradan var, bir 70 kilometre yukarıda bir gölümüz var. Oraya geliyorlar, iniyoruz, orada sohbet ediyoruz, konuşuyorum. Bana resimlerini gösterdiler, getirdiler. Ben boş konuşmuyorum, ispatım var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kolay mı? Hocam çok teşekkür ediyorum. Eğer bir konferans ayarlarsanız Ankara'ya gelirim, güzel bir seminer veririm. Bu bilim adamlarını da bu yanlış yoldan geriye çevirmiş oluruz. Yoksa bunlar bu insanların beynini yıkıyorlar. Boş safsatalardan bahsediyorlar hocam. Ta 500 yıl önceki şeyleri anlatıyorlar ya. Yani üniversitelerimizde bile seviye düştü. Tam 25 yıl oldu. Yok, öküzün boynuzunda öyle bir şey yok hocam, onlar batıl inanç. Biz bilimsel olarak açıklıyoruz. Yani bunlar aya gitmediğini de biliyoruz. O resimlerin hangi laboratuvarlarda nasıl çekildiğini de biliyoruz. Ama ben diyorum, benim elimde yani çekilmiş resimler var. UFO olan gelen arkadaşlar bana gösteriyorlar bunları. Yalnız şeye demiyorum, yani bu UFO'larla görüşme yaptık, resimlerini çekildik. Yalnız bana... Hayır yok, belli bir süre dedi, bunu açıklamayacaksın. Açıkırsan dedi, daha değişik durumlar çıkar. Ama yani şimdi görünen o ki, eğer isteyen olursa, ben hocalarımızla görüştüm burada, bu işle uğraşan bir sürü. Yok, kopyasını vermek yok. Yani öyle göstereceğim, ben 3-4 tane hocamıza da gösterdim. Gerekirse bunu ulusal basına da açıklayacağız. Ama millet şimdi bize deli muamelesi yapıyor. Adam izlediği zaman diyor ki, ya bu deli, biz 25 yılımızı verdik. Yani bilimsel olarak uğraşıyoruz, öyle boş değil hocam. Yok hocam, bunların dünyanın varlığından bir haberi yok. Nasıl bir insan bunlar? Bir de çok üzüldüğüm bir şey var orada. Bazı kendini bilmez cahiller tutmuşlar bunu. Siyasi malzeme yapmışlar. Yok AKP'lidir, yok bilmem nedir. Ya bilimin hiç partisi olur mu? Bilimin siyaseti olur mu hocam? Bilim bilimdir ya, bunlar ne kadar cahil insanlar ya. Yok, ben yorumlara hocam... Ben onlara, yok. Tabi bizim işimiz bilimle hocam. Bizim siyasetle miyasetle bir işimiz yok ki. Yok hocam, yok. Göstermiş olduğunuz ilgiden, alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum hocam. Eğer şey yaparsanız hocam, Ankara'ya geleceğim. Allah nasip ederse güzel bir seminer veririz orada. Ayarlarız hocam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Hocam var mı buradan bir arzunuz, bir isteğiniz hocam? Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar, ellerinizi öpüyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam.